Merhaba arkadaşlar. Dersimize devam edeceğim. Önceki çözdüğümüz soruda bir problem kalmadı sanıyorum. Şimdi aşağıdan yukarıya atışı hızlanan harekete benzettik. Formüllerimizi ona göre uyguladık. Pardon, yukarıdan aşağıya atışı. Şimdi bir de aşağıdan yukarıya atışı inceleyeceğim. Diyorum ki aşağıdan yukarı düşey hareket. Düşey atış. Bu sefer ne olacak? Cismim bir zeminde. Zeminden yukarıya doğru bir atış gerçekleştirdiniz. Bunun hareketinin ne şekilde olacak? Elbette bir ilk hızım var ki, yoksa bir cisim durduk yere bir anda yukarıya doğru harekete nasıl başlar? Başlayamaz değil mi? Demek ki bunun bir ilk hızı var. İlk hızı direkt yukarıya harekete başladı. Diyorum ki V0 hızıyla harekete başladım. Kesinlikle sıfır değil V0 hızım. Ne oldu? Belli bir yüksekliğe kadar çıktı. Ulaşabileceği maksimum yükseklikten sonra serbest düşmenin etkisi, yani serbest düşme gibi düşünebileceğimiz yer çekimi ivmesinin etkisinde geri düştü. Ve yine harekete başladığı zeminle çarptı. Çarptığı andaki son hızım ilk hızıma eşit olmalı. Yani siz bunu 50 metre bölü saniye hızla attıysanız 50 metre bölü saniye hızla yere çarpacak, yere çakılacak bu cisim demek. Peki birazcık inceleyelim şimdi bunun hareketini. Siz bu topu attınız yukarıya doğru. Ne dedik? Yer çekimi ivmesi aşağı doğru düşerken topun hızını arttırıyordu. Her saniye daha da hızlanarak düşüyordu. Ama bu sefer siz yukarıya doğru attığınız bir şeyi sonsuza dek gidiyor mu? Gitmiyor değil mi? Ne oluyor? Hızı azalıyor. Ondan sonra düşmeye başlıyor. Yatay atış olmaz mı burada? Yok, yatay atışı birazdan yapacağım. O zaman şu anda benim hızım dikey yönde bir hız. Yatay atış olursa şu şekilde yatay bir hız uygulamam gerekirse eğer. Şu an aşağıdan yukarıya atışa bakıyorum. Ve diyorum ki yer çekimi ivmesinin etkisiyle bu sefer yavaşlayan bir hareket yaptı. Çünkü hızım azalıyor. Azaldı. Her saniye onar azaldı. Ve son V0 neden eşit anlamadım. Tamam, hemen bahsediyorum, ondan bahsediyorum şimdi. İlk hızla attım. Her bir saniye, geçen her saniyede yer çekimi ivmesinin etkisiyle azalıyor. Ve şu tepe noktasına ulaştığı andaki hızım 0 oluyor değil mi? Affedersiniz, siz bunu yukarıya doğru attınız. Durdu, geri düşmeye başladı. Durma anında, demek ki yani yön değiştirdiği anda yukarı doğru atmıştınız, bir yerden sonra geri aşağı doğru düşmeye başlayacak. Neden? O tepe noktadaki hızım 0 olmalı. Yani yavaşladı, 0 oldu. Sonrasında tekrar serbest düşmenin etkisiyle bu sefer onar azaldı, tepeye ulaştı. Onar arttı, düştü. O yüzden son hızım ilk hızıma eşit olacak zaten. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer şuradaki hıza V son dersem, yani V son olmuyor, hareket orada bitmiyor çünkü, ama şuradaki hızım kaç? 0. O 0'a ben neyle ulaşabilirim? V0 ilk hızımdan GT'yi çıkarttığımda, yani T çıkış diyeyim. Yani onlardan bahsedeceğim ama 0. Şimdi bu şekilde görünce birazcık karmaşık gelecek size şu anda. Aslında karmaşık değil. Hatta o T çıkış süresi formülünün nereden geldiğini görmeniz açısından daha bile iyi olur bu şekilde görmeniz. Şimdi harekette 2'ye ayırıyorum, tamam mı? 2'ye ayırdım şu an. Dedim ki önce bir tepe noktasına çıkana kadar ki hızını analiz edeyim. O şekilde zaten kaç saniyede çıktığını görebilirim. Ne olacak? Onar azaldı. Yani ilk hızım V0 hızım vardı. Bu sefer yavaşlayan hareketi yaptığı için işaretim eksi. Hani az önce aşağı doğru olan atış hareketinde ne diyordum? İlk hızım 0'sa son hızımı nasıl buluyordum? V0'a GT'yi ekleyerek buluyordum.
mantıkta yazamadım. V son eşittir V sıfır artı GT diyordum, hatırladınız mı? Çünkü bu artan bir hızla hareket ediyordu. Ama benim bu sefer T'nin yanında Ç yazıyor. Evet, T çıkış demek, çıkış süresi. Az önceki harekette bu şekilde incelemiştim. Ama şimdi yukarıya doğru attığıma göre yavaşlayan hareket, yani hızı azalan bir hareket uygulanıyor. O yüzden işaretim bu sefer eksi oldu. Ama V son dediğim şey şu, hani çarpma anı V son değil de şurası, ikiye ayırdım hareketi dedim ya, sadece çıkış anını düşünüyorum. Çıkış anında tepe noktasına ulaştığı andaki hızım 0. İlk hızım kaç? V 0. Eksi GT diyorum. Ama T çıkış, toplam hareket süresi değil. Şimdi buradan neye ulaşacağım? T çıkış dediğim şey ne o zaman? Sıfırsa, V0'dan GT'yi çıkardığımda 0 olursa onu bir diğer tarafa atayım. Yani G çarpı T çıkış süresi V0'a eşitse T çıkış neye eşit oluyor? V0 bölü G'ye eşit oluyor. Neden eksi oldu? Sonuçta ilk hızıyla aynı yönde. Şurası mı? İlk hızıyla aynı yön ama yavaşlayan hareket. Şu an yönden bahsedemeyiz çünkü konum söz konusu. Canım Rabia'm gelmiş, kalp. Kalpler uçuşuyor. Şimdi Teher. Burada sen şey gibi düşün, bence konumla karıştırdın şu an. Aynı yön, tamam, V0'dan V'ye gidene kadar aynı yönde gitti. Ama ben şu an hızı inceliyorum ve hızım her saniye onar onar azalıyor. Azalıp azalıp sıfıra ulaşıyor. Yani ulaştığım son hızım 0, ilk hızım V0, yavaşlayan hareket olduğu için eksi. Nasıl yavaşlayan? Şöyle, şimdi ben bu kalemi yukarıya attım. Ne oldu? Yavaşladı, yavaşladı, durdu. Geri elime düştü ve benim attığım hızla düştü. Tabii tepeme atmazsam iyi olur da. Yani neden yavaşlamasın ki? Siz bir cismi yukarıya doğru attığınızda o hızlanan hareket yapabilir mi? Tamam, sizin uyguladığınız ilk kuvvetle bir hız kazandı. O yüzden hani sıfırdan direkt bir hızla harekete başladı diye düşünebilirsiniz. Ama harekete başladığı andan itibaren hızı azalacak, azalacak ki duracak. Hocam ben anlamadım. Tamam. Ha tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim Seher. Şimdi Rabia, kalemi atıyorum, tamam mı? İyi bakın. Ben buna bir kuvvet uyguluyorum ki buna bir ilk hız kazandırıyorum. Ve elbette durduğu hale göre kazandığı ilk hal arasında hızlandı gibi düşünebilirsiniz. Ama ben elimden çıktıktan sonraki hareketi inceliyorum. Ne oluyor? Kalemi attım. Neden geri elime düştü? Çünkü attım, yavaşladı, durdu, geri elime doğru hızlanarak serbest düşme yapar gibi düştü. Yani eğer bu yavaşlayan hareket yapmasaydı, şurada hızım sıfırlanmasaydı bu sonsuza dek giderdi değil mi? Ya da belli bir yere kadar. Ama gitmiyor. Hızım sıfıra olana kadar gidiyor. Ondan sonra geri düşüyor. O yüzden zaten hani yer çekimi ivmesi etkisinde azalıyor, azalıyor, sıfır oluyor. Yer çekimi ivmesi etkisinde artıyor, artıyor, yere çarpıyor. O yüzden zaten ilk hızım son hızıma eşit olmalı. Ve çıkış süresi, uçuş süresi, bunlara bakacağız. Kaç saniye boyunca çıktığını. Yani direkt formül verilir aslında. T çıkış eşittir V0 bölü G. Ama ben size bunun nereden geldiğini göstermek istedim. Dedim ki hareketi ikiye ayırdım. Öncelikle yukarı çıkarkenki halini analiz edelim dedim. Yukarı çıkış anında ulaştığı hızım 0. İlk hızım V0. Yavaşlayan hareketi yaptı ki durdu dedim. Yavaşladığına göre aradaki işaretim eksi G çarpı T. Ama buradaki T toplam hareketi tamamladığı süre değil. Bakın sadece çıkış süresi. Çünkü hareketi ikiye ayırdım ya, sadece çıkışını inceledim ben şu an. O zaman şimdi çıktığı süre kadar da düşmez mi bu cisim? Düşer. Çünkü ivme aynı ivme. Belli bir hızım vardı. Yer çekimi ivmesiyle hızım azaldı. Yer çekimi ivmesiyle arttı, düştü. O zaman çıkış süresi, yani T çıkış
eşittir t iniş. İniş diye bir şey, t iniş diye bir şey görmeyeceksiniz ama ne göreceksiniz? T uçuş. Uçuş dediğim şey iniş, yani çıkışla inişin toplamı. Toplam uçma süresi bunun nedir? Hem çıktığı hem de indiği süre. O zaman t uçuş diyorum ki çıkışın iki katı kadar. Yani 2v0 bölü g formülünden toplam uçuş süresini hesaplıyorum. Yayın gitti. Olamaz. Rabia biraz netleşti mi yoksa o anlattığım kısımlarda mı gitti yayın? Bunda başka nelerden bahsedeceğim? H maksimum diye bir terim girecek. Aslında çok farklı bir şey değil. Az önce ne demiştik? Attığımız cismin düştüğü H yüksekliğini bulmuştuk. Bu sefer de cismin çıkabildiği maksimum yüksekliği bulacağız. Son iki formülü tekrar eder misiniz? Edeyim. Şimdi şu T çıkışı nasıl bulduğumu anladık mı? V0'ı yani cismin ilk hızını, yer çekimi ivmesini bölün. Ne kadar süre çıktığını bulun. Diyorum ki çıkma süresi kadar da inecek. O zaman çıkış süresi iniş süresine eşit. Yani bunu aslında keşke görebilseniz ama bakın ben bunu attığımda hani bir saniye geçiyorsa düştüğüne düşene kadar da bir saniye geçiyor. O yüzden diyorum ki toplamdaki uçuş süresi çıkış süresinin iki katı olmalı. Çünkü hem çıkışı alıyor hem inişi alıyor. Uçuş dediğim şey inişle çıkışın toplamı. O zaman diyorum ki çıkışın iki katı kadar olmalı. Yani 2V0 bölü G olmalı. Bende var, bende var.